Arkadaşlar, hoş geldiniz. Kağıt ve kalemleriniz hazırsa başlayalım. Hece çeşitlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Hece çeşitlerinin ikinci çeşidi olan bir sessiz, bir sesli çeşidini Heceler 2 videomuzdaki dersimizde öğrenmiştik. Bugün bir sesli, bir sessiz heceleri tanıyacağız ve tablosunu oluşturmaya çalışacağız. Şunu hatırlatmama izin verin. Harfler, heceleri, heceler, kelimeleri, kelimeler, cümleleri oluşturur. Bir sesli, bir sessiz heceyi Arapça üzerinde anlayabilmemiz için okumamızı sağlayan üstün, esire, ötüre işaretlerinin bir yenisiyle tanışmamız gerekecek. Bugün cezimi öğreneceğiz. Sağ alt köşeye yazıyorum. Üstün, esire, ötüreyi öğrenmiştik. Bugün cezimi ekliyoruz. Küçük O şeklindeki, küçük sıfır şeklindeki bu işarete cezim diyoruz. Bir harfi, bu işaret bir harfi diğerine tutturur. Hangi harfin üzerinde bulunursa onu bir önceki harekeli harfe bağlar. Bu hece çeşidi arkadaşlar Elif ve Ayın harfini kapsıyor. O halde Elif ve ayının ardından cezimli bir harf geliyorsa orada bir sesli bir sessiz hece oluşuyor demektir. Türkçemizde ise bir sesli ardından bir sessiz harf geliyorsa orada bir sesli bir sessiz hece oluşmuş demektir. Bu bilgileri verdikten sonra hece tablomuzu oluşturmaya geçelim. Evet. Elif harfi ile harflerimizi cezim işaretiyle tutturalım. Bir sesli ve bir sessiz hece tablosunu oluşturmaya başlayalım. B ile başlayalım. Ebe. Ebe. İb. Übe. Übe. Eb. İb. Üb. Türkçesini de yazıyoruz. Eb. İb. Üb. Arapçası Eb. İb. Übe. Ece. İyici. Ücü. Ec. İç. Ücü. Edif. İdi. Ödüm. Ed. İd. Ül. Türkçedeki yazılışları bu. Arapçadaki okunuşu edi, idi, üdü. Del.
Kalkale harflerindendir. İleride öğreneceğiz inşallah. Biraz sallanarak çıkarılır. F ile devam edelim. F. If. Üf. F if üf. Ağı. Yakı. Yok. Akı. Yok. Yok. Kalkeli harfleri dediğimiz harflerden biri de kaf harfi. Onun için biraz sallayarak çıkardım. Türkçesini yazalım. Ek. G harfiyle yazıyoruz. Kaf harfini. E. İ. Ü. E. İ. Ü. H harfiyle yazalım. Eh. İh. Üh. Eh. Ah. Ah. İh. Üh. Dikkat ederseniz burada Elif ince harf. Elif ince okuyorum. H kalın harf. H'yı kalın okuyorum. İnce kalına doğru hafif kalınlaşıyor. Ah. Ah yazalım. İh. Oh şeklinde daha uygun olur. Cimi yazdık. Kefe devam edelim. Ek. İk. Ük. Ek. İk. Ük. El. İl. Ül. El, il, ül. M. İm. Üm. M. İm. Ün. En. İn. Ün.
Türkçesini yazalım. En, in, ün. Sin harfini yazalım. S, S. S, is, üs. S, is, üs. Dikkat ederseniz Arap alfabesi sağdan sola doğru yazılıyor. Türkçe alfabemiz soldan sağa doğru yazılıyor. Peltekse'yi yazalım. S, is, üs. S, is, üs. T'yi yazalım. At. İt, üt. At. At Türkçesi at, üt, ut yazsak daha doğru olacak. Ev, ev. Ü. Ev. Ü. Ü. Y'yi yazalım. Ey. İ, üy, ey. Ey, ey, üy. Ez. Ez. Is. Üz. Ez. Is. Üz. Deli yazalım. Zeli. Zeli Peltek Z'yi. Ev. 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 Öz. Yine yazılışı aynı. Ez. Is, üz. Z'yi yazalım. Ev, ev.
Yaz. 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 Okunuşuna dikkat edin arkadaşlar. Yaz. 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 Az aile yazalım. Daha doğru olur. Az, ız, uz. Evet arkadaşlar, tablomuzu bitirdik. Arapça dinletilerine devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا وصباحكم سعيد. يقول يقتل لا يقول يقول قوله يقتل التبغ نحو 6 ملايين شخص كل عام، 600 ألف شخص منهم من غير المدخنين. يمكن لهذا الرقم أن يرتفع إلى أكثر من 8 ملايين سنويا بحلول عام 2030، وهذا إن استمر التدخين على وتيرته الحالية حسب أرقام منظمة الصحة العالمية. صحيح، محاولات توعية الناس بمخاطر التدخين ما زالت قائمة، ولكن الاستجابة بالإقلاع عنه بقيت دون المأمول، حتى أن البعض أصبح يبحث عن بدائل التدخين التي يسوق لها بأنها أقل خطرا. بالفعل حنان، ومؤخرا بدأ الحديث عن طرق لتنظيف الرئة من تأثيرات التدخين، فهل هناك فعلا طرق فعالة لذلك؟ هذا ما سنحاول